Evet arkadaşlar, artık biliyoruz ki denge deyince gelir eşittir toplam harcamalar ve toplam harcamaların da ne olduğunu öğrendik. Toplam harcamalar tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamu harcamaları ve net ihracattan oluşuyor. Şimdi ne dedik? Bizim toplam harcamaları anlayabilmemizin yolu, kavrayabilmemizin yolu toplam harcamaları oluşturan unsurlar bilmemiz gerekiyor. Toplam harcamaları oluşturan unsurlar nelerdi? Tüketim harcaması, yatırım harcaması, kamu harcaması ve net ihracat. Şimdi arkadaşlar biz bunları tek tek inceleyelim. İlk inceleyeceğimiz kavram tüketim harcaması. Tüketim harcaması. Tüketim harcaması. Arkadaşlar tüketim harcamasını simge olarak büyük C harfiyle göstereceğiz. Tabii diyebilirsiniz niye hocam C harfiyle gösteriyoruz, T harfiyle göstermiyoruz diye. Bu bizim maalesef Türkçe'de bir bilim dilinin oluşturulamaması bizde böyle bir sıkıntı yaratıyor. Türkçe kitaplarda ya da çevirilerde C harfiyle gösterildiği için, sınavlarda C harfiyle sorulduğu için biz de C harfini kullanıyoruz. Tüketim harcaması bölümünü biz tamamen Keynesyen açıdan anlatacağız arkadaşlar. Keynesyen'in tüketim teorisine aklınızda bulunsun, orayı burayı hemen not edeyim. Mutlak gelir. Mutlak gelir hipotezi. Tezi denir. Keynes'in tüketim harcaması teorisi neymiş? Mutlak gelir hipotezi arkadaşlar. Aslında biz burada size şimdi tüketimi anlatırken isim vermeden mutlak gelir hipotezini anlatacağız. İleride tüketim teorilerine baktığımızda orada da zaten Keynes'in tüketim teorisi olarak mutlak gelir hipotezini size tekrar anlatacağız. Peki o zaman tüketim harcaması nedir diye bir soruyla başlayalım. Arkadaşlar tüketim harcaması adından da anlaşılacağı üzere tüketicilerin yaptığı harcamalardır. Neymiş? Tüketicilerin yaptığı harcamalar. Tüketicilerin yaptığı harcamalara biz ne adını veriyoruz? Tüketim harcaması adını veriyoruz. Hemen şöyle bir soru sorabiliriz. Hocam tüketicilerin yaptığı her harcama tüketim harcamasına dahil midir? Arkadaşlar tüketim harcamalarının bir istisnası vardır. O da konut alımı için yapılan harcamalar bu kaleme dahil edilmez. Bu kaleme dahil edilmez. Demek ki neymiş arkadaşlar? Ben bir konut alımı için, ev almak için yaptığım harcamayı tüketim harcamasına dahil etmeyeceğim. Peki konut alımı için yapılan harcama nereye dahil edilecek diye sorabilirsiniz. Tüketim harcamasına dahil edilmeyen bu kalem, bu harcama yatırım harcamalarına dahil edilecek. Buna ileride bakacağız arkadaşlar. Demek ki o zaman tüketim harcamaları tüketicilerin yaptığı harcamalar olarak ifade ettik. Bu kadar kolay. Peki tüketim harcamaları neye bağlıdır? Yani tüketim harcamalarını etkileyen şey nedir? Arkadaşlar Keynes'e göre tüketim harcamaları harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur. Neymiş? Tüketim harcamaları harcanabilir gelirin bir fonksiyon olarak ne yapmaktadır? Karşımıza çıkmaktadır. YD bundan sonra bana neyi ifade edecek? Harcanabilir bilir geliri ifade edecek. Demek ki Keynes'in mutlak gelir hipotezine göre tüketim harcamaları neye bağlı? Harcanabilir gelire bağlı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Harcanabilir gelir artar ise tüketim harcamaları da ne yapacaktır? Artacaktır. Veya harcanabilir gelir azalır ise tüketim harcamaları da ne yapacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Peki hemen soru şu olacak o zaman. Peki harcanabilir gelir nedir diye sorabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar harcanabilir gelir gelirimizden vergiler düştükten sonra geriye kalan kısımdır. O zaman harcanabilir geliri yeniden yazalım.
gelirimizden vergiler çıkartıldıktan sonra kalan kısımdır. Demek ki neymiş harcanabilir? Gelirimizden neyi çıkartacağız? Vergileri çıkartacağız. Elimizde kalan kısma harcanabilir gelir adını vereceğiz. Şöyle düşünebilirsiniz. Gelirimizi elde ettiğimizde bunun bir kısmını ne yapıyoruz? Devlete vergi olarak ödüyoruz. Ancak vergi dışı kısmı harcayabiliyoruz. Bu sebepten dolayı demek ki elimizde kalan bu paraya, vergiden sonra elimizde kalan bu paraya ne adını veriyoruz? Harcanabilir gelir adını veriyoruz. O zaman gelirimizi Y ile göstermiştik. Tabii bu kişisel gelir değil, makro anlamda düşüneceksiniz bunu. Gelirimizden arkadaşlar neyi çıkartacağız? Vergileri çıkartacağız. Vergileri T ile gösteriyoruz. Geriye kalan kısma ne adını vereceğiz? Harcanabilir gelir adını vereceğiz. Bakın burada hemen şöyle bir ilişki çıktı. O zaman demek ki vergilerdeki değişme, artış veya azalışlar benim neyimi etkileyecektir? Harcanabilir gelirimi etkileyecektir. Harcanabilir gelirdeki değişmeler tüketim harcamasını etkileyecektir. Tüketim harcamasındaki değişmeler toplam harcamaları etkileyecektir. Toplam harcamalardaki değişmeler de geliri, ülkenin gelirini ne yapacaktır? Etkileyecektir. Bakın dikkat edin, bir hareket aynı domino taşı gibi hemen sonra arkasında birçok şeyi ne yapmaktadır? Etkilemektedir. O zaman şöyle düşünelim. Vergilerin artması harcanabilir geliri ne yapacaktır? Azaltacaktır. Harcanabilir gelir azaldığında ne azalacaktır? Tüketim harcaması azalacaktır. Tüketim harcaması azaldığında toplam harcamalar azalacak. Toplam harcamalar azaldığında denge milli gelir azalacak. Büyüme yavaşlayacaktır. Bakın bir hareketten birçok sonuç ne yapabiliyoruz? Elde ediyoruz. Demek ki artık neyi biliyorum? Harcanabilir gelirin ne olduğunu biliyorum. Burada hemen bir not yazmakta fayda var. Onu not diye ifade edelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kamu harcamalarından bir tanesi de transfer harcamasıdır. Transfer harcaması genel olarak devletin karşılıksız yaptığı harcamalar olarak ifade edilir. Yine maliye derslerinden hatırlarsınız 3 tane transfer harcaması var. Bunlar mali transferler, ekonomik transferler ve sosyal transferler. Mali transferler kamu iktisadi kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanı için yapılan transferler. Ticari transferler yatırımı teşvik etmek için özel sektöre yapılan transferler. Bir de sosyal transferler alt gelir gruplarının gelirini arttırmak için yapılan transferler. Biz şimdi burada transfer harcamalarında sosyal transferleri kastederekten bildiğiniz üzere sosyal transferler benim neyimi arttırır? Sizce sosyal transferler benim harcanabilir gelirimi arttırır. Şöyle düşünün, öğrenci bursları. Öyle değil mi? Şöyle düşünün, emekli maaşları. Bunlar benim neyimi arttıracaktır? Harcanabilir gelirimi arttıracaktır. O zaman demek ki eğer transferler söz konusu ise ki hep söz konusu olacak arkadaşlar unutmayın. Transferler söz konusu ise harcanabilir gelir nasıl oluşacaktır? Gelirimden neyi çıkartacaktım? Vergileri çıkartacaktım. Neyi ekleyeceğim? Transfer harcamalarını ekleyeceğim arkadaşlar. Bu da not olarak aklımızda bulunsun. Şimdi artık ben tüketim harcamasının ne olduğunu biliyorum. Tüketim harcamasının mutlak gelir hipotezine göre neye bağlı olduğunu biliyorum. Mesela başka yaklaşımlarda örneğin Milton Friedman'da tüketim harcamaları harcanabilir gelirin bir fonksiyonu değil, sürekli gelirin bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkacak ileride arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Şimdi siz de fark etmişsinizdir. Biz tüketim harcamalarının fonksiyonunu nasıl yazdık? Kapalı yazdık. Öyle değil mi? Çünkü bu fonksiyon bana neyi ifade ediyor? C ile YD arasında bir ilişki olduğunu ifade ediyor ama nasıl bir ilişki olduğunu ifade etmiyor. Şimdi fonksiyonun açık halini yazalım ve fonksiyon üzerinde anlatmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi neydi tüketim fonksiyonu? C eşittir F, Y, D şeklinde karşımıza çıkmıştı. Unutmayın, kime göre?
Keynes'e göre. Keynes'in mutlak gelir hipotezine göre. Sakın unutmayın. Çünkü farklı okullar, farklı iktisatçılar buna farklı cevaplar vermişler. O sebepten dolayı buna dikkat edin. Bu kapalı bir fonksiyondu. Tüketim fonksiyonunun açık hali C eşittir C0 artı küçük c çarpı YD şeklinde ifade edilir. Bakın dikkat edin. İşte Keynes'in meşhur tüketim fonksiyonu budur arkadaşlar. Tüketim fonksiyonu. Kime göre? Keynes'e göre. Kullanacak mıyız? Kullanacağız. Hem de sürekli kullanacağız. Önemli mi? Son derece önemli bir fonksiyon. Şimdi fonksiyona baktığımızda sizden ricam şu. İktisadı bir kenara bırakalım ve matematiksel olarak bu fonksiyon bana neleri söylüyor? Önce onu bir çıkartalım. Ondan sonra iktisat olarak devam edelim. Şimdi bu fonksiyona matematiksel olarak baktığımızda C nasıl bir değişkendir? Bunun adını söyleyelim. Tüketim harcamasıydı. Bu nasıl bir değişken? Bağımlı değişken. Bağımlı değişken. Öyle değil mi? Peki C0 nedir? Matematiksel olarak baktığımızda iktisadi olarak ne olduğunu boş verin. Matematiksel olarak baktığımızda C0 nedir? Sabit sayıdır. Öyle değil mi? Sabit sayıdır. Ya da sabit sayı bana neyi ifade eder? Sabit sayı bize fonksiyonun analitik düzlemde hangi noktadan başlayacağını veya hangi noktadan geçeceğini bize ifade eder. Sabit sayıdır. Küçük c nedir? Arkadaşlar, birinci dereceden fonksiyonlarda biliyorsunuz bağımsız değişkenin önündeki katsayı bana neyi verecektir? Eğimi verecektir, fonksiyonun eğimini. Öyle. Peki eğim nedir? Eğim bana neyi anlatır? Bağımsız değişken bir birim değiştiğinde bağımlı değişkenin ne kadar değişeceğini gösteriyordu. Öyle değil mi? YD nedir? YD bağımsız değişken. Bağımsız değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bu fonksiyon kaçıncı dereceden bir fonksiyondur? Birinci dereceden fonksiyon. Birinci dereceden fonksiyon ve bu fonksiyon pozitif eğilimli midir, negatif eğilimli midir diye baktığımızda pozitif eğilimlidir. Öyle değil mi? Pozitif eğimli. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam, bizim bu bilgilere, matematiksel olarak bu bilgilere ne ihtiyacımız var? Arkadaşlar, bunları bilir isek, bizim yorum yapma kabiliyetimiz daha çok artar. Elbette dersimiz iktisat ama neyin üzerine oturmuş iktisat? Yöntem olarak neyi kullanıyor? Fonksiyonel anlatım yöntemini kullanıyor. O zaman ben fonksiyonel anlatım yöntemini kullanıyorsa benim bu fonksiyonu yorumlayabilmem bana çok şey katacaktır. O zaman kabaca şöyle baktığımızda hemen ilk başta neyi söyleyebiliriz? Eğer bu fonksiyon birinci dereceden bir fonksiyonsa ve pozitif eğilimli ise ben neyi biliyorum? Birinci dereceden fonksiyonların hepsi doğrusaldır. Öyle değil mi? O zaman bu fonksiyonun grafiği bana nasıl gelecektir? Pozitif eğilimli doğrusal bir grafik olarak karşıma çıkacaktır şeklinde yorumlarım. Böyle sormazlar size ama bunu bilmeniz gerekir. Şimdi biz fonksiyonu matematiksel olarak ifade ettik. Peki matematiksel olarak ifade ettik de bu fonksiyondaki kavramlar bana neyi ifade ediyor? Ben bu kavramları nasıl ifade edeceğim? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Fonksiyondaki simgelerin neler olduğunu tek tek inceleyelim. Arkadaşlar fonksiyondaki simgelerden ilk önce karşıma çıkan simge büyük C. Büyük C'nin ne olduğunu biliyorum ama bir daha yazayım. Tüketim harcaması. Büyük C bana neyi verecek? Tüketim harcamasını verecek. Neydi tüketim harcaması? Tüketicilerin konut alımı hariç yaptığı harcamalara ne ad veriyordum ben? Tüketim harcaması adını veriyorum. Peki arkadaşlar, tüketim harcamasından sonra gelen ikinci bir kavram nedir ya da simge? Dikkat edin, C bir de yanında ne var? Küçük O var. Arkadaşlar bazen biz bunu anlatım kolaylığı olsun diye C0 olarak ifade ederiz. Arkadaşlar C0 otonom tüketim harcamasıdır. Otonom tüketim harcaması. Şimdi arkadaşlar
Otonom tüketim harcaması ya da otonom harcamalar, ki bundan sonra karşımıza 3-4 tane daha otonom harcamalar çıkacak, bizim için son derece önemli. Çünkü Keynesyen modelde denge milli geliri etkileyen unsurlar nelerdir diye baktığımızda, arkadaşlar işte bu otonom kalemler, otonom harcamalar bizim için cevap niteliğinde olacak. Peki otonom tüketim harcaması nedir arkadaşlar? Otonom tüketim harcaması aslında matematiksel olarak da ifade edebiliriz ama boş verin. Otonom tüketim harcaması harcanabilir gelir. Bilir, gelir. Sıfırken yapmak zorunda olduğumuz ya da yaptığımız harcamalardır. Bu bir tanım. Şöyle de bir tanım yapabiliriz. Şunu şöyle tırnak içerisine alalım. Bir diğer tanım, harcanabilir gelirden. Bilir gelirden. Gelirden bağımsız olarak yapılan harcamalardır. Harcanabilir gelirden bağımsız olarak yapılan harcamalardır. Şimdi dikkat edin. O zaman demek ki otonom tüketim harcamalarının harcanabilir gelirle hiçbir ilişkisi yok arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Harcanabilir gelirim 10 da olabilir, 100 de olabilir, 1000 de olabilir, 0 da olabilir. Harcanabilir gelirle benim hiçbir işim yok. Yani bu ne demektir? Gelirim olsa da olmasa da yapmak zorunda olduğum harcamadır. Ya da gelirim sıfırken dahi yapmak zorunda olduğum harcamadır. Şimdi o zaman hemen şu gelecek aklımıza. Otonom harcamalar gelirden bağımsız olarak yaptığımız harcamalar. Öyle değil mi? Gelirimiz ne olursa olsun yapmak zorunda olduğumuz harcamalar ya da şöyle ifade edebiliriz. Gelirimiz sıfırken dahi yaptığımız harcamalar. Peki gelirimiz sıfırken dahi yaptığımız harcamaları neyle finanse edeceğiz? Öyle değil mi? Bu önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Otonom harcamalar neyle finanse edilecek? Finans ediliyor. Arkadaşlar otonom harcamaları biz borçla ve ya eski tasarruflarımızla finans ederiz. Demek ki otonom harcamaları neyle finans edeceğiz arkadaşlar? Borçla veya eski tasarruflarımızla finanse edeceğiz. Aklınızda bulunsun, bizim için şu daha önemli, geçmişte yaptığımız tasarruflarla bugünkü otonom harcamalarımızı ne yapacağız? Finans edeceğiz arkadaşlar. Demek ki neymiş otonom harcamalar? Gelirim sıfırken dahi, gelirim yokken dahi yaptığım harcamalara ben ne adını veriyorum? Otonom harcamalar. Peki otonom harcamalar neyle finanse edeceğim? Otonom harcamaları eski tasarruflarımla finans edeceğim arkadaşlar. Peki o zaman otonom harcamalar nelerden oluşur diye baktığımızda genelde otonom harcamalar için şu söylenebilir arkadaşlar. Bizim birincil ihtiyaçlarımız için yaptığımız harcamalar otonom harcamalar olarak karşımıza çıkar. Nedir bu birincil ihtiyaçlarımız? İşte beslenmek, barınmak, giyinmek gibi birincil ihtiyaçlar olarak karşımıza çıkar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Gelirim yok diye aç ve açıkta yaşayamayız. Öyle değil mi? Gelirimiz olmasa dahi bir şekilde de olsa karnımızı doyurmak zorundayız. Bir yerlerde barınmak zorundayız ve giyinmek zorundayız kabaca. Arkadaşlar ama otonom harcamalar her zaman aynı mıdır? Hiç mi değişmez? Yani otonom harcamalarda bir artış veya azalış hiç yok mudur? Bu da bir problem olarak ne yapmaktadır? Karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine duralım. Ne üzerinde duracağız? Otonom harcamalar değişir mi? Yoksa hep
aynı mı kalır? Otonom harcamaları etkilemeyen şey bir kere harcanabilir gelirdir. Öğrenci en çok bunu karıştırıyor arkadaşlar. Siz karıştırmayın. Harcanabilir gelir benim otonom harcamalarımı etkilemez. Yani gelirim artsa da azalsa da otonom harcamalarım bununla ilgili değildir. Çünkü harcanabilir gelir benim bugünkü harcamalarımı etkiler. Ama otonom harcamalarımı asla etkilemez. Zaten otonom harcamaların tanımında da bu söz konusuydu. Buna lütfen dikkat edin. Peki otonom harcamalarını ne etkiler diye baktığımızda otonom harcamaları etkileyen birinci unsur beklentilerdir. Birinci unsur beklentilerdir. Tüketicinin gelecekle ilgili beklentileri bugünkü otonom harcamalarını arttırır. Şöyle düşünün, gelecekte gelirinizin artacağını düşünüyorsanız bugünkü harcamalarınızı, otonom harcamalarınızı arttırırsınız. Daha kolay borçlanabilirsiniz. Çünkü örneğin önümüzdeki ay maaşınıza %100 zam gelecek. Önümüzdeki ay maaşınıza %100 zam geleceğini biliyor iseniz ya da böyle bir beklenti içerisinde iseniz bugünkü otonom harcamalarınızı ne yaparsınız? Arttırırsınız. Ama gelecekte işsiz kalacağınızı ya da gelirinizin azalacağını düşünüyorsanız o zaman bugünkü otonom harcamalarınızı ne yaparsınız? Azaltırsınız. Demek ki en önemli unsur, otonom harcamalarını etkileyen en önemli unsur neymiş arkadaşlar? Beklentiler. Peki bir diğeri nedir diye baktığımızda bir diğeri ülkelerin gelişmişlik. İşlik düzeyi. Demek ki ülkelerin gelişmişlik düzeyi de otonom harcamalar üzerinde ne olacaktır? Etkili olacaktır. Şöyle düşünün, Afrika'daki bir ülke ile İsveç, Norveç gibi bir ülke vatandaşlarının otonom harcamalarını karşılaştırdığımızda bunların birbirinden çok farklı olduğunu, miktarsal olarak çok farklı olduğunu göreceksiniz. Şöyle düşünebilirsiniz, gelişmiş ülkelerde ekonomik birimler, tüketiciler gelecekle ilgili çok fazla kaygı taşımazlar. Devletin kendilerine nasıl olsa bakacağını bilirler. Ama az gelişmiş ülkelerde tüketiciler gelecekle ilgili ciddi kaygılar taşırlar. Çünkü devletin kendilerine bakıp bakmayacağı konusunda çok emin değildirler. Bu nedenden dolayı otonom harcamalarını az gelişmiş ülkeler azaltırken daha gelişmiş ülkelerde tüketiciler otonom harcamalarını daha rahat arttırabilmektedirler. Demek ki otonom harcamaları etkileyen bu iki unsur söz konusudur. Peki otonom harcamaları biz grafiksel olarak nasıl ifade edeceğiz? Bir de ona bakalım. Şimdi neydi arkadaşlar? Bizim tüketim fonksiyonumuz C eşittir C0 artı küçük c çarpı Y'deydi. Öyle değil mi? C bağımlı değişken, Y'd nasıldır? Bağımsız değişken. Ve ne dedik? Arkadaşlar bunu grafiksel olarak çizecek olursak yine matematik bilgisinden hatırlayacağınız üzere bağımlı değişken, düşey eksende bağımsız değişken, yatay eksende olmak üzere bir analitik düzlem çizelim. Peki harcanabilir gelirim Y'd eşittir 0 iken otonom harcamalarını böyle tanımlamıştık hatırlarsınız. O zaman benim tüketim harcamam neye eşit olacaktır? C0'a eşit olacaktır. Peki o zaman demek ki gelirim 0 iken ben şöyle bir noktada ne yapmaktayım? Tüketim harcaması yapmaktayım. Şimdi peki nasıl bir grafikti bu? Dikkat edin. Pozitif eğilimliydi. Ama dikkat edin harcanabilir gelirim 0. Harcanabilir gelirim 0 iken C0 kadar harcama yaptım mı? Yaptım. Peki harcanabilir gelirim arttığında arttıralım harcanabilir gelirimizi. Harcanabilir gelir arttığında arkadaşlar otonom harcamam değişecek midir? Biraz önce söyledim. Harcanabilir gelirdeki değişmeler asla ve asla otonom harcamaları etkilemez. Yani harcanabilir gelirim ister artsın ister azalsın otonom harcamalarım hiç değişmeyecektir. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman demek ki otonom harcamaların grafiğini nasıl çizeceğim? Gelir eksenine paralel bir grafik çizeceğim. Mantık anlaşıldı mı? Gelir istediği kadar değişsin ama otonom harcamam hiç
değişmeyecek. Neye benziyor? Mikroda bir şeye benziyor. Onu mikro dersinde görmüşsünüzdür ya da göreceksinizdir arkadaşlar. Demek ki o zaman otonom harcamaların grafiğini nasıl çizeceğim? Harcanabilir gelir eksenine paralel bir grafik olarak çizeceğim. Eğimi ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Buraya kadar tamam. Peki otonom harcamalarda ortaya çıkan bir artış, yani otonom harcamam artar ise, grafikte ne değişecektir? Otonom harcamam arttığında grafik bir bütün olarak, arkadaşlar şöyle yapalım, C0 2 diyelim buna da, ne yapacaktır? Artışlar otonom harcama grafiğini bir bütün olarak yukarı doğru hareket ettirecektir. Peki otonom harcamam azalsaydı, yani C0'ım benim beklentilerden kaynaklı, olumsuz beklentilerden kaynaklı azalır ise, o zaman arkadaşlar otonom harcamam da ne yapacaktır? Azalacaktır. Bir bütün olarak grafik aşağı doğru hareket edecektir. O zaman demek ki otonom harcamalarda ortaya çıkan bir artış ne yaptı? Eğriyi bir bütün olarak yukarı taşıdı. Otonom harcamalarda ortaya çıkan bir azalış eğriyi bir bütün olarak aşağı hareket ettirdi. Çok önemli. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Artık ben bu fonksiyonda, yani kendisinin mutlak gelir hipotezinde tüketim fonksiyonunda yer alan simgelerden birincisini bitirmiş oldum. Neymiş? C0 otonom tüketim harcaması bana neyi ifade ediyor? Gelirim sıfırken dahi yapmak zorunda olduğum harcamaları ifade ediyor. Gelirden ne yapmıyor? Etkilenmiyor. Nelerden etkileniyor? Beklentilerden etkileniyor. Bir de toplumların gelişmişlik düzeyinden etkileniyor. Peki bu otonom tüketim harcamalarının grafiğini çizmek istersem nasıl bir grafik çiziyorum? Yatay eksene paralel doğru bir grafik çiziyorum arkadaşlar. Harcanabilir gelirim istediği kadar artsın. Benim eğrimde bir değişiklik olmuyor. Peki eğrinin hareket etmesi neye bağlı? Otonom harcamaların değişmesine bağlı. Otonom harcamalarım artarsa eğri bir bütün olarak yukarı doğru hareket ediyor. Otonom harcamalarım azalırsa eğri bir bütün olarak aşağı doğru hareket ediyor arkadaşlar. Peki şimdi artık C0 bitti. Sırada ne var? Küçük C var. Küçük C matematiksel olarak baktığımızda bana neyi ifade ediyordu? Eğimi ifade ediyordu arkadaşlar. Peki eğim neydi? Bağımsız değişken bir birim değiştiğinde bağımlı değişkenin ne kadar değiştiğini gösteriyordu. Öyle değil mi? O zaman diyelim ki küçük C arkadaşlar bana marjinal tüketim eğilimini ifade eder. Marjinal tüketim eğilimi. Marjinal tüketim eğilimi son derece önemli bir kavramdır. Mutlak gelir hipotezinde, denge milli hasılanın belirlenmesinde, basit Keynesyen modelde olmazsa olmaz bir kavramdır arkadaşlar. Bu nedenden dolayı iyi bilmemiz gerekiyor. Aslında biz bunu son derecede iyi biliyoruz arkadaşlar. O zaman marjinal tüketim eğilimi nedir diye baktığımızda, marjinal tüketim eğilimi, dikkat edin, harcanabilir gelirde, ortaya çıkan, bir birimlik değişme karşısında tüketim harcamalarının ne kadar değişeceğini gösteren kavramdır. Yani katsayıdır diyelim. Kavram değil mi? Katsayıdır. Demek ki neymiş arkadaşlar? Benim harcanabilir gelirim bir birim değiştiğinde tüketim harcamam ne kadar değişir? Yani şunu demek istiyoruz Türkçesi. Gelirimde ortaya çıkan, harcanabilir gelirimde
yapılabilir. Gelirim de ortaya çıkan değişmenin ne kadarı tüketim harcamasında kullanılacak? Tüketim harcamasında da kullanılır. İşte bu sorunun cevabını veren katsayıdır ya da kavramdır. Neymiş arkadaşlar? Çok önemli. Gelirimde ortaya çıkan değişmenin ve veya gelirimin ne kadarı harcayacağım sorusunun cevabını bana ne verecek? Marjinal tüketim eğilimi verecek. Kabaca şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki marjinal tüketim eğilimi, yani küçük c, 0.8 olsun. Kaç? 0.8. Peki gelirim ne kadar? Gelirimde, harcanabilir gelirimde 100 birim olsun. Öyle değil mi? Peki o zaman tüketim harcamam ne olacaktır? Öyle değil mi? Elimdeki veriler bunlar. Arkadaşlar, marjinal tüketim eğilimi bana neyi gösteriyordu? Gelirimin ne kadarının tüketime gideceğini gösteriyordu. Öyle değil mi? Marjinal tüketim eğilimi 0.8 ise, yani %80 ise, bu ne demektir? Gelirimin %80'i nereye gidecektir? Tüketim harcamasına gidecektir. Demek ki gelirimin 80'i ne yapacaktır? Tüketim harcamasına gidecektir. O zaman şöyle diyebilir miyim? 80 tüketime gitti. Öyle değil mi arkadaşlar? 80 tüketime gittiyse geriye ne kaldı gelirimden? 20 lira kaldı. Peki 20 lira nereye gidecek? Değil mi? Gelirim ne kadar? 100 lira. Tüketim eğilimim ne kadar? 80, %80, yani 0.8. Bu ne demektir? 100 liranın 80 lirasını ben tüketime ayıracağım. Peki geriye ne kaldı? 20 lira. Peki bu 20 lira nereye gidecek? Bunu ileride söyleyeceğiz. Bu 20 lira tasarrufa gidecek. Anlaştık mı? Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Keynes ile klasik iktisatçılar arasındaki ayrımlardan, en önemli ayrımlardan biri de bu. Neymiş? Marjinal tüketim eğilimim 0.8. Gelirim 100. Bu ne demek? Gelirimin 100 liralık gelirimin 80 lirası tüketime gidecek. 20 liralık kısmı nereye gidecek? Tasarrufa gidecek. Bunu ileride söyleyeceğiz. Peki şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki marjinal tüketim eğilimi 0.7. Marjinal tüketim eğilimi 0.7. Gelirim de 50 olsun. Bu durumda bu 50 liranın ne kadarı tüketime gidecek? %70'i tüketime gidecek. 50 liranın %70'i, affedersiniz, şunu YD diye düzeltelim. 50 liranın %70'i ne eder? 35 lira. Öyle değil mi? Bu nereye gidecek bu 35? Tüketime gidecek. Geriye kaç lira kaldı? 15 lira kaldı. Bu 15 lira Keynes'e göre nereye gidecek? Tasarrufa gidecek arkadaşlar. Bunu sonra inceleyeceğiz. Anlaştık mı? Çok önemli. Marjinal tüketim eğilimi çok 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 önemli. Demek ki marjinal tüketim eğilimi bana neyi verecek? Gelirimdeki değişmelerin ne kadarının tüketime gittiğini gösterecek. Bu çok önemli. Bunu aklınızda tutun. Hemen bir daha bir hatırlatma yapalım. Bu arada Keynes hangi dönem için analiz yapıyordu? Kısa dönem için analiz yapıyordu. O zaman kısa dönem için analiz yaptığına göre aklınızda bulunsun, marjinal tüketim eğilimi modelimizde sabit olacak. Anlaştık mı? Eğer biz marjinal tüketim eğilimini değiştirirsek, ki uzun dönemde Keynes eleştirilerinde bu karşımıza çıkacak, o zaman işin rengi biraz değişir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi o zaman tekrar artık marjinal tüketim eğiliminin ne demek olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar, kavramsal olarak tamam. Neymiş marjinal tüketim eğilimi? Gelirimdeki bir birimlik değişmenin ne kadarının tüketime gideceğini gösteriyoruz. Arkadaşlar aklınızda bulunsun, marjinal tüketim eğilimini küçük c ile gösteriyoruz ama bazen de MPC ile de gösterdiğimiz oluyor. Sınavlarda bazen karşımıza da MPC olarak da çıkıyor. Biz ikisini de bilelim. Küçük c veya MPC bizim için fark etmez. Küçük c'yi kullanırsanız işiniz daha kolay olur. Peki marjinal tüketim eğilimi nasıl hesaplanıyor?
marjinal tüketim eğilimi nasıl hesaplanıyor? Bu marjinal tüketim eğilimini biraz önce ne diye ifade ettik? Matematiksel olarak baktığımızda fonksiyona eğim olarak ifade ettik. Öyle değil mi? Eğim dediğimiz şeyi biz hep nasıl tanımladık? Dedik ki eğrinin yatay eksenle yaptığı açının tanjant alfasına biz ne dedik? Eğim dedik. Ya da fonksiyonun bağımsız değişkene göre türevini aldığımızda yine neyi bulmuştuk? Eğimi bulmuştuk. Arkadaşlar marjinal tüketim eğilimi dikkat edin. Arkadaşlar tüketimdeki değişme bölü harcanabilir gelirdeki değişme olarak hesaplanabilir ya da böyle hesaplayacağız. Neymiş marjinal tüketim eğilimi? Tüketimdeki değişme bölü harcanabilir gelirdeki değişme olarak ne yapmaktadır? Karşımıza çıkmaktadır. Zaten eğim hep böyle hesaplanmaz mı? Bağımlı değişkendeki değişme bölü bağımsız değişkendeki değişme olarak karşımıza çıkar. Bu son derece önemlidir arkadaşlar. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki benim harcanabilir gelirim 200 birim arttığında marjinal tüketim eğilimim 0.6 ise tüketim harcamam ne kadar değişir? Alın size bir KPSS sorusu. Harcanabilir gelirim ne kadar? 200 değişmiş. Marjinal tüketim eğilimim ne kadar? 0.6. O zaman tüketim harcamam ne kadar değişecek? Bunu benden hesaplamamı istiyorlar. O zaman nasıl hesaplarım? Küçük c eşittir delta, büyük c bölü delta yd değil miydi arkadaşlar? O zaman ben burada verilenleri yerine yerleştireyim. 0.6 eşittir delta c bölü 0.200. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki buradan çek delta c'yi. Delta c'yi çekersek öyle değil mi? Ne gelecektir? 120 gelecektir. Demek ki benim gelirim 200 birim değiştiğinde tüketim harcamam ne kadar değişecek? 120 birim değişecek. Öyle değil mi? Yani artacak. Gelirim 200 birim arttığında tüketim harcamam da 120 birim artacak. Peki gelirimin 80 lirası nereye gidecek? Tasarrufa gidecek. Onu biraz sonra söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi marjinal tüketim eğilimiyle ilgili bunları söyledikten sonra arkadaşlar muhakkak ve muhakkak bilmemiz gereken bir husus ya da hususlar var diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar Keynes'e göre, Keynes hangi dönem analizini yapıyor? Kısa dönem analizini yapıyor. Keynes'e göre arkadaşlar bir marjinal tüketim eğilimi kısa dönemde sabittir. Kısa dönemde nasıldır? Sabittir. Yani kısa dönemde marjinal tüketim eğiliminde artma veya azalma gözükmeyecek. Dediğim gibi eğer biz bunları arttırır veya azaltırsak işin rengi değişir. İkincisi arkadaşlar marjinal tüketim eğilimi pozitiftir. Marjinal tüketim eğilimi pozitiftir. Yani negatif bir marjinal tüketim eğilimi asla karşımıza çıkmayacak. Çıkıyorsa bu kesinlikle yanlıştır. Arkadaşlar üçüncüsü ve en önemlisi arkadaşlar marjinal tüketim eğilimi birden küçüktür. Marjinal tüketim eğilimi küçüktür birden. Bunu sakın unutmayın. Bu şu demektir o zaman şu ikisini bir arada yazacak olursa marjinal tüketim eğilimi küçüktür birden ama sıfırdan büyüktür. Son derece önemli. Peki bu ne demek? Marjinal tüketim eğiliminin birden küçük olması ve birden sıfır olması demek ne demek? Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Birinci yorum demek ki biz harcanabilir gelirin tamamını tasarruf etmiyoruz. Öyle değil mi? Harcanabilir gelirin tamamını tasarruf etmeyeceğiz. Yani biz harcanabilir gelirin YD'nin bir kısmını harcayacağız. Öyle değil mi? Yani şöyle bir şey yok. Benim gelirimin tamamını tasarruf edeceğim diye bir şey yok. Ben gelirimin bir kısmını mecbur ne yapacağım? Harcayacağım arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Geri kalan kısmını da ne yapacağım?
arttıracağım. İkincisi arkadaşlar, ben harcanabilir gelirimin tamamını harcamayacağım. YD'nin tamamı harcanmaz. Öyle değil mi? Birden küçük olması bu anlamına gelir. Şöyle düşünün, harcanabilir gelirim 1 olsaydı C çarpı YD'den bu ne demektir? Gelirimin tamamını harcayacağım anlamına gelir. Ama Keynes diyor ki hayır diyor, harcanabilir gelirin tamamı harcanmayacak. Bir kısmı harcanacak. Tamamı tasarruf da edilmeyecek, tamamı harcanmayacak da. Peki harcanabilir gelirin neden ben tamamını harcamıyorum? Oysa klasiklere göre ekonomik bilimler elde ettiklerin gelirin tamamını harcıyordu. Ama Keynes'e göre ekonomik bilimler elde ettikleri gelirin tamamını harcamayacaklar. Niye? Çünkü gelecek belirsiz. Öyle değil mi? Gelecek belirsiz olduğu için ben elde ettiğim gelirin bir kısmını ne yapacağım? Yastık altı yapacağım. Unutmayın, bakın burada yastık altı ifadesini özellikle kullandım. Klasik iktisatçılarda yastık altı yani gömüleme yoktur. Keynes'te yastık altı yani gömüleme vardır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Klasikler de gömüleme kavramını kabul etmezler ama Keynes yastık altını yani gömülemeyi kabul ediyor. Bu demek ki benim için son derece önemli. YD'nin bir kısmını harcayacağım. YD'nin tamamını harcamayacağım. Öyle değil mi? Yani bu ne demektir? Paranın tamamı tasarruf edilmeyecek veya paranın tamamı harcanmayacak. Çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Demek ki marjinal tüketim eğilimiyle ilgili ne dedik? Sabittir, pozitiftir ve birden küçüktür. Yani sıfırla bir arasında değerler alır. Bir de aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Marjinal tüketim eğilimi arkadaşlar tüketim fonksiyonunun eğimidir. Tüketim fonksiyonunun eğimidir. Bu ne demektir? Marjinal tüketim eğilimi yüksekse eğri daha diktir, düşükse marjinal tüketim eğilimi daha yatıktır. Peki marjinal tüketim eğiliminin yükselmesi veya artması, yani yüksek olması veya düşük olması, arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim, gelişmiş toplumlarda, zengin toplumlarda da dikkat, marjinal tüketim eğilimi düşüktür. Gelişmiş toplumlarda, zengin toplumlarda marjinal tüketim eğilimi düşüktür. Ama fakir toplumlarda marjinal tüketim eğilimi yüksektir. Bu niye böyledir? Çünkü gelişmiş toplumlarda gelir seviyesi yüksek olduğu için ekonomik birimler tüketim harcamalarına elde ettikleri gelirin daha az kısmını ayırırlar. Ama fakir toplumlarda gelir seviyesi düşük olduğu için ekonomik birimler tüketim harcamaları için elde ettikleri gelirin daha büyük kısmını ayırırlar. Şöyle düşünün, aylık gelirinizin asgari ücret olduğunu kabul edelim. 17 bin lira. Asgari ücretin, elde ettiğiniz asgari ücretin neredeyse tamamını geçinebilmek için harcamak zorunda kalırsınız. Bu ne demektir? Marjinal tüketim eğiliminizin yüksek olduğunu gösterir. Ama aylık geliriniz 200 bin liraysa 200 bin liranın tamamını tüketim harcaması için ayırmazsınız. Örneğin 150 bin lirasını tüketim harcaması için ayırırsınız. Geri kalan kısmını yatırıma ya da tasarrufa ayırırsınız arkadaşlar. Anlaştık mı? Demek ki az gelişmiş toplumlarda marjinal tüketim eğilimi yüksekken gelişmiş toplumlarda marjinal tüketim eğilimi düşüktür arkadaşlar. Şimdi o zaman benim artık marjinal tüketim eğilimi ile ilgili söyleyecek bir şeyim kalmadı. Marjinal tüketim eğilimi ile ilgili söyleyeceklerimizi tamamladıktan sonra sırada ne var? Hemen fonksiyonumuzu şuraya bir hatırlayalım. Neydi? C eşittir C0 artı küçük c çarpı YD'ydi. C0 ne olduğunu biliyorum. Küçük C'nin ne olduğunu biliyorum. Sırada ne var? YD var. YD neydi? Harcanabilir. Bilir. Gelirdi. Öyle değil mi? YD neydi? Harcanabilir gelirdi. Harcanabilir gelirim nasıl oluşuyordu? Biraz önce söylemiştik. Gelirimizden vergileri çıkartıp transfer harcamalarını
eklemeyle buluyorduk. Neydi? Y D eşittir Y eksi T. Transfer harcaması varsa var kabul edelim. Transfer harcaması ne yapıyorduk? Ekliyorduk. Demek ki harcanabilir gelirim, yani Y eksi T artı TR bana neyi verecek? Bu eşitliği verecek arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar, onu da hemen yeri gelmişken belirtelim, vergilerdir. Yani T. Arkadaşlar T bana vergileri ifade eder. Arkadaşlar T, T0 artı küçük t çarpı Y şeklinde karşımıza çıkacak. Arkadaşlar T0 otonom vergiler. Otonom vergiler. Bu ne demektir? Otonom vergiler gelirden bağımsız olan vergiler demektir. Arkadaşlar yani gelirim ne olursa olsun devletin benden aldığı vergilerdir. Örneğin çöp vergisi, örneğin emlak vergisi gibi. Peki küçük t nedir? Marjinal vergi eğilimidir. Vergi eğilimi. Yani gelirimin ne kadarının vergiye ayrıldığını ne yapacaktır? Gösterecektir. Bazen gelir vergisi oranı da deriz. Gelir vergisi oranı. Peki T çarpı Y nedir diye soracak olurlarsa, T çarpı Y de gelire bağlı vergilerdir. Gelire bağlı vergiler. Zaten TR'nin ne olduğunu biliyoruz. Bu önemli. Bu aynı zamanda geçmişte KPSS'de soru olarak karşımıza çıkmıştı. Onun için verginin bu şekilde açıldığını bilelim. O zaman YD'yi yeniden yazacak olursak, YD eşittir Y eksi aç parantez T0 artı T çarpı Y kapa parantez artı TR. Öyle değil mi? Yeniden düzenleyelim. YD eşittir Y eksi T0 eksi TY artı TR şeklinde harcanabilir gelirimi ne yapabilirim? Yazabilirim. O zaman demek ki harcanabilir gelir neymiş? Gelirden otonom vergileri çıkartacağım. Gelire bağlı vergileri çıkartacağım. Ve transfer harcamalarını eklediğimde neyi bulmuş olacağım? Harcanabilir geliri bulmuş olacağım. Şimdi şu fonksiyona geri bakalım. Fonksiyona baktığımızda artık ben tükettim fonksiyonuyla ilgili bilmediğim hiçbir şey yok arkadaşlar. O zaman ben tükettim fonksiyonunu tamamen öğrendiğime göre ben tüketim fonksiyonunun grafiğini rahatlıkla ne yapabilirim? Çizebilirim arkadaşlar. Gelin birlikte tüketim fonksiyonunun grafiğini çizelim. Neydi tüketim fonksiyonum? Yeniden yazacak olursak C eşittir C0 artı küçük c çarpı YD. Öyle değil mi? Analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemde yatay eksen bağımsız değişken YD'yi göstersin. Düşey eksen bağımlı değişken yani C'yi göstersin. O zaman buna göre YD sıfırken nereden başlayacak? Şöyle bir C0 noktasından başlayacak. Öyle değil mi? Eğimi nasıl? Pozitif. O zaman işte Keynes'in arkadaşlar tüketim fonksiyonunun grafiği. Bakın dikkat edin nasıl çizdik? Doğrusal pozitif eğilimli çizdik. Aslında biz bunu konuya başladığımız noktada grafiğin böyle çıkacağını zaten biliyorduk. Çünkü fonksiyonun birinci dereceden pozitif eğilimli bir fonksiyon olduğunu gördük. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şimdi harcanabilir gelir değiştiğinde, örneğin harcanabilir gelir YD 1 olduğunda dikkat ederseniz tüketim harcamam ne yaptı? Arttı. Harcanabilir gelir biraz daha arttırayım. YD 2'ye çıkartayım. Dikkat, tüketim harcamam ne yaptı? Biraz daha arttı. Fark ettiniz mi? Şuna 2 diyelim. Öyle değil mi? Bakın dikkat edin. Gelirim arttıkça harcanabilir gelirim de ne yapmaktadır? Çok affedersiniz. Harcanabilir gelirim arttıkça tüketim harcamam da artmaktadır. O zaman demek ki YD'deki değişmeler eğrinin ne konumunu ne de eğimini etkilemektedir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Harcanabilir gelirdeki değişmeler, harcanabilir gelirdeki değişmeler fonksiyonun
konumunu ve eğimini değiştirmez. Değiştirmez. Öyle değil mi? Dikkat edin, ne oldu? Harcanabilir gelirim arttı. Eğri üzerinde ne yaptı? A noktasından şöyle bir B noktasına doğru hareket oldu. Bu çok önemli. Buna dikkat edin. Zaten matematiksel olarak baktığımızda bir fonksiyonda bağımsız değişken değiştiğinde fonksiyonda herhangi bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Peki o zaman bu tüketim fonksiyonunun eğimini ve konumunu ne belirliyor? Arkadaşlar eğer C0 yani otonom harcamalar değişirse, hatta onu şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya ayrı ayrı çizip gösterelim. Hemen tahtayı sileyim. Arkadaşlar şöyle diyelim. Diyelim ki C0 yani otonom harcamalar değişirse. Grafikte ne değişir ona bakalım. Arkadaşlar şimdi otonom harcamalar değiştiğinde ne olmuştu? Eğri hatırlayın bir bütün olarak aşağı veya yukarıya doğru hareket etmişti. Şöyle C0, şöyle bir C grafiği çizelim. Şimdi arkadaşlar C0'ı arttıralım. Diyelim ki C0 artsın. C0 arttığında şöyle bir C0 2 konumuna gelecek midir? Peki C0'daki değişmeler eğrinin eğimini etkileyecek midir? Hayır. Çünkü eğimle alakası yok. Eğim neydi? Marjinal tüketim eğilimiydi. O zaman eğri ne yapacaktır? Bir bütün olarak yukarı doğru hareket edecektir. Demek ki C0'daki artışlar eğriyi yukarıya doğru hareket ettirirken C0'daki azalışlar bu sefer eğriyi ne yapacaktır? Aşağıya doğru hareket ettirecektir. Öyle değil mi? Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Peki o zaman küçük C'deki yani marjinal tüketim eğilimindeki değişmeler. Marjinal tüketim eğilimindeki değişmeler eğriyi nasıl etkileyecektir? Bunu da hemen bir grafiğini çizelim. Ne diyelim? Şurası Y'deydi, şurası 0'dı, şurası C'de. Nereden başlamıştı? C0'dan başlamıştı. Şöyle bir eğriydi. Öyle değil mi? O zaman küçük C, küçük C neyi etkiliyordu? Eğimi etkiliyordu. O zaman küçük C artar ise arkadaşlar ne olacaktır? Eğrinin eğimi artacaktır. Eğri dikleşecektir. Öyle değil mi? Ne oldu? Küçük C arttığında şöyle yapalım, arttığında eğri ne yapacaktır? Yukarı doğru hareket edecek. Küçük C azalır ise eğri de ne yapacaktır? Aşağı doğru hareket edecektir. Anlaştık mı? Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sınavlarda karşımıza çıkar mı? Öyle aman aman çıkmaz. Ama bilirsek iyi olur arkadaşlar. Keynes'in mutlak gelir hipotezinin başlangıcı bu şekilde arkadaşlar. Bizim öncelikle bilmemiz gereken yerler bunlardan oluşuyor. Evet arkadaşlar, artık tüketim harcamalarının ne demek olduğunu biliyoruz. Keynes'e göre tüketim harcamaları neye bağlı? Harcanabilir gelire bağlı. Harcanabilir gelirde ortaya çıkan değişmeler tüketim harcamalarımızda ne yapmaktadır? Değiştirmektedir. Burada hemen dikkat edilmesi gereken iki tane husus var. Bunlardan bir tanesi otonom tüketim harcaması. Neydi otonom tüketim harcaması? Gelirimizden bağımsız yaptığımız harcamalar. Bir diğeri de neydi? Marjinal tüketim eğilimi. Marjinal tüketim eğilimi de gelirimizin ne kadarını tüketime ayırdığımızı gösteren bir katsayıydı. Fonksiyonel olarak da aynı zamanda tüketim harcamaları fonksiyonunun ya da eğrisinin, tüketim eğrisinin eğimini belirliyor dedik. Şimdi tüketimle ilgili standart bir örnek çözelim. Arkadaşlar diyelim ki harcanabilir gelirimiz 100 birim olsun. Marjinal tüketim eğilimimiz 0.8 olsun ve otonom tüketim harcamamız da 50 birim olsun. Bu durumda tüketim harcaması ne kadar olur diye bir soru soralım. Şimdi arkadaşlar bu tür sorular KPSS'de karşımıza bir veya iki kere çıktı 20 yıllık son dönemde. Çok çıkan bir soru tipi değil ama bilmekte fayda var. Bunu nasıl çözeriz? C eşittir C0 artı küçük c çarpı y'de tüketim fonksiyonumuza bir bakalım. Tüketim fonksiyonumuzda verilenleri fonksiyonda yerine yerleştirirsek yani c eşittir
C0 ne kadar? 50. Artı marjinal tüketim eğilimi ne kadar? 0.8. Çarpı gelirim ne kadar? 100. Öyle değil mi? Verilenleri yerine yerleştirdiğimizde tüketim harcamasını ne yapabiliriz? Rahatlıkla bulabiliriz. Bu durumda ne gelecektir? 50 artı 80. Buradan da ne gelecektir? Tüketim harcaması 130 olarak bulmuş olacağız. Bu 130'un, dikkat edin, 50 birimi otonom tüketim harcamalarından oluşmakta, 80 birimi de gelire bağlı tüketimden oluşmakta arkadaşlar. Bunun, bu tüketim fonksiyonunun grafiğini çizmek istersem de nasıl bir grafik çizerim? Diyelim şurası harcanabilir gelir, yatay eksen, düşey eksen tüketim harcamaları. Öyle değil mi? Gelirim sıfırken ne kadarlık harcama yapıyorum? Gelirim sıfırken 50 birimlik harcama yapıyorum. Otonom tüketim harcaması ve pozitif eğilimli doğrusal bir doğru şeklinde çiziyorum. Gelirim 100 birim olduğunda, dikkat edin, harcama miktarım ne kadar? 130 birim olarak karşıma çıkıyor. Dikkat edin, gelir arttıkça ne olacaktır? Tüketim harcamalarım da artacaktır arkadaşlar. Şimdi burayla ilgili bir not yazalım. Daha doğrusu fonksiyonla ilgili bir not yazalım. Arkadaşlar, tüketim fonksiyonuna baktığımızda, tüketim fonksiyonunda C0 neydi arkadaşlar? Otonom harcamaları ifade ediyordu bize. Otonom harcamaları ifade ediyordu. Şöyle kısaca yazalım. Otonom harcamalar dışsal değişken. Dışsal değişken olarak ifade edilir. Yani şunu demek istiyoruz. Otonom harcamalar model içerisinde hesaplanmaz. Modelin dışında sabit bir değer olarak karşımıza gelir. Arkadaşlar, C çarpı Y'de uyarılmış tüketim harcamasıdır. Uyarılmış harcamalardır. Tüketim harcamasıdır. Onu da şöyle kısa yazalım. Arkadaşlar, uyarılmış tüketim harcamaları da içsel değişken. İçsel değişken olarak ifade edilir. Bunu bilin. Bu size soru çözme kabiliyetinizi arttıracak bir durumdur. Yoksa direkt olarak böyle bir şey sorulmaz size, ama sorunun içerisinde içsel değişken, dışsal değişken olarak kavramlar geçer. İçsel değişken deyince değeri nerede belirleniyor? Model içerisinde belirleniyor. Dışsal değişken deyince de değeri nerede belirleniyor? Model dışında belirleniyor şeklinde aklımızda tutalım. Şimdi arkadaşlar, artık neyi biliyoruz? Biz tüketim fonksiyonunu, Keynesyen modeldeki tüketim harcamalarının ne demek olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, daha önceden ki anlatımlarımızda dedik ki tüketici gelirinin bir kısmını ne yapıyor? Tasarruf için ayırıyor. O zaman biz bir de neyi görmemiz gerekiyor? Tasarrufları görmemiz gerekiyor.